Ne tarz kitaplar okuyorsunuz? Bir de gençlere ne tür kitaplar okumasını tavsiye ediyorsunuz diye Evet. soralım. Yani ben tabii hayatım hep felsefe, sosyoloji, ilahiyat, tarih, kısmen edebiyat kitaplarıyla hep yoğruldu. Ama şimdi bulduğum böyle geleceğe dair yani bir nevi fütüralist kitaplar diyelim. Onları da gördüğüm zaman bakarım, okurum. Gençlere hani bana bazen eskiden derdi çocuklar, derdi hocam işte bu bilgiler sahip olmak için ne kitap okuyacağız? Ben de derdim ki ya bu bilgiler öyle sahip olmak için bir kitap önerilmez. Yüzlerce kitaptan sonra bu bilgilere sahip oluyorsunuz gibi. Ne kadar bence Batı klasiklerinden, Doğu klasiklerinden ne kadar kitaplar buluyorlarsa tarih çok önemli. Yani insanoğlunun biz işte milattan önce 3000, şimdi 2000, 5000 oradan da öteye gidersek yine en az 8-9 bin yıllık insanlık tarihini yahut da yazılı tarih diyelim 5000 yıllık insanlık tarihini okuyan bilen bir kişiyle bilmeyen arasında müthiş Tabii. muazzam bir fark var. Doğru. Çünkü hayat biraz da tekrarlar neticesidir. Ali Fuat Başgil'in hani hem gençlere kitap, Ali Fuat Başgil'in gençlerle baş başa güzel bir kitaptır gençler için. Orada güzel bir sözü vardır. Der ki en yeni bir fikir eski bir fikrin yeni elbise giymiş şeklidir. Yani aslında kainatta fizyolojik ihtiyaçlarımıza baktığımız zaman kısmen sosyal ihtiyaçlarımız gelişiyor, değişiyor. Fizyolojik ihtiyaçlarımız aynı. Milattan önce de aynıydı, şimdi de aynı. Evet. Bunlara bakınca insanların duygularına vesaire aynı olduklarını görebiliyoruz. Gençlere dair şu anda çok güzel kitaplar var. Tarihi bilmelerini istiyoruz. Kendi tarihlerini bilmelerini. Dünya tarihini bilmek çok önemli. Evet. Karşılaştırmalı tarih anlamında ben zevk alıyorum bunlardan. Kişisel gelişim kitapları var çok fazla. Yani başarının anahtarı işte başarıyla ilgili kitaplar. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani kendi hayatında disipline edebilen, anne babası disipline olmuş çocuğuna o disiplini verebilen gençlerin başarılı olacağını düşünüyorum. Bu illaki akademik anlamdaki Şöyle. bir başarı değil. Hayatta başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Ve sadece şunu bilmeleri yeterli. Kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Doğru. Sonuçta bir emek vermiştir. Siz burada şu röportajı yapana kadar arkada bir arka planda değil mi? Müthiş bir Tabii. hikayeleriniz var Aytekin Tabii. Kalender olarak. Bizim bu masada şu anda belediye başkanı sıfatıyla oturmamızın arkasında müthiş bir hikayeler vardır. Tabii. Emek vardır. Onun için o emeği göze alarak hayata başlayın. Eğer bir işe emek veriyorsanız ki ben bunu böyle de formülize ediyorum. Bazen diyorum ki bir işte ne kadar emek veriyorsanız, dert ediniyorsanız o kadar mesai harcıyorsunuz. Mesai harcadıkça o işle ilgili daha çok şey görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bildikçe detayları yakalıyorsunuz. Detayları yakalayan ise başarılı oluyor Tabii. hayatta. Detayları yakalayamayan başarılı olamıyor. Aynı meslek kolunda birçok insan var. Bazıları başarılı oluyorsa farkındalık diyoruz ya zamanın Evet. kelimesiyle. İşte o farkındalık detayları yakalamakla ilgili bir şey. Detayı yakalamak da yoğunlaşmayla ilgilidir. Yoğunlaşmak da çok emek vermekle ilgili bir Doğru. iştir. Ben de zaman zaman gençlere geliyorlar işte ben de bu işi yapmak istiyorum diyen gençlere ben de söylüyorum sizin gibi şu anda Rize'de 10 bin kişi var. Ama sizin bir özelliğiniz o 10 bin kişiden farklı bir yetiştirdiğiniz, kendinizi Evet. yetiştirdiğiniz bir alan var mı? Ben buradayım diyebiliyor musunuz diyorum Evet, o kalabalık evet, içerisinde. evet. Dediğiniz an zaten buradasınız. Tabii hemen siz ön plana Yani çıkıyorsunuz. ama ben her işi yaparım demekle olmuyor tabii Evet, ki. evet. Eğitim şart şu anda eğitim alanlarda o kadar çok ki artık internetten her türlü kitaba, Tabii. bilgiye Her şeye her şeye ulaşabiliyorsunuz. ulaşabiliyoruz evet. Ama zamanı iyi değerlendirmek, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bu Evet. çalışma bedenen çalışma vardır. İşte fikren çalışmak vardır. Evet. Ayırabiliriz onu. Onun için ama sonuçta çalışmak, uyku saatin belli olacak. Günde neyle ilgilenmek istiyorsan ona yoğunlaşman çok önemli. Hani aşığına Bağdat yakındır derken Bağdat'ı hiç bilmeyen, ismini bile yeni duyan bir insan Bağdat'ı bulabilmesi için o yollara düşmesi lazım, dert edinmesi lazım. Evet. Ve onun sonucunda da bir bakıyorsunuz ki sadece Bağdat'ı değil, Bağdat'a gidene kadar bütün şehirlerin belgesellerini yazabilir ve hatta çizebilir. Tabii, evet.
Şu an günümüzde yapay zeka da çok gelişti. Artık artık her şey parmaklarımız ucunda, yeter ki kendimizi geliştirelim. Ve siz de başkanım zaman zaman gençlerle bir araya geliyorsunuz ve bu yaptığınız konuşmalarda etkili oluyordur. Bu konuda da teşekkür edelim size. Yani gençlerimizin sonuçta bizim geleceğimiz.